kapalı mahpusların yaşamış olduğu sorunlar, sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, uzun süren hapislik koşulları, temiz suya, gıdaya erişimlerde yaşanan sıkıntılar, tek kişilik ring araçlarıyla sevkler ve kelepçeli muayene gibi hasta haklarını yok sayan uygulamalarla birlikte mahpuslar adeta ağır bir yaşam savaşı vermektedirler. Bolu F tipi kapalı hapishanesinde bulunan Nedim Yılmaz 13 Şubat 2024 tarihli endoskopi raporunda eroziv gastrit ve ezofagoz ülser erozyon ve bu hastalığı gittikçe artmakta olduğu tespit edilmiştir. 30 Nisan 2024 tarihinde yapılan kolonoskopide de aktif kanamalı kalın bağırsak enfeksiyonu tespit edilmiştir. Yapılan tıbbi biyopsi de önerilmiştir. Patolojik tanım olarak da non-spesifik aktif kolit tanısı konulmuştur. 2012 yılından bu yana 6 ayda bir beyin cerrahide MR takibi yapılmaktadır. Beyincikte sarkma var ve bu sarkma beyne hava veren damar üzerinde baskı oluşturduğundan beyin yeterli hava ve oksijen alamamakta, bu yüzden de beyinde toksik oluşmaktadır. Bu da baş ağrısı, baş dönmesi, boyundan omuzlara, göğüs ve sırta, bel ve ayaklara kadar şiddetli ağrılara neden olmakta ve ayrıca nefes darlığına neden olmaktadır. 2024 MR raporunda kraniyal MR çektirilmiş ve ventriküler asimetri, beyin içerisindeki sıvının dolaştığı alanların sağlı sollu karşılaştırmalı bakıldığında farklı büyüklük ve şekilde gözükmesidir şeklinde rapor edilmiştir. Kronik faranjit hastasıdır. Bunun yanı sıra bronşit hastasıdır ve bu hastalık iç kanamalı ve kronik durumdadır. Kronik kas ve eklem ağrıları var. Beyindeki hastalık için daha önce beyin cerrahisi doktorları tarafından ameliyat olmasının gerektiği, bunun da ancak dışarıda ve rahat olanaklı koşullarda olması gerektiği söylenmiş. Yine doktorlar tarafından aktif kolit hastalığı içinde bu hastalığın çok geç iyileştiği, dışarıda tam donanımlı bir hastaneye yatırılarak ancak sağlıklı koşullarda tedavisinin mümkün olabileceği yönünde beyanları bulunmaktadır. Nedim Yılmaz 30 yıldır cezaevinde olmasına ve koşullu salıverilme tarihi gelmesine rağmen İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 5 defadır soyut ve subjektif, hukuki olmayan kararlarla tahliyesi engellenmektedir. Nedim Yılmaz'ın dışarıda sağlıklı koşullarda tedavisinin yapılabilmesi için acil olarak tahliyesinin gerçekleştirilmesi, İdare ve Gözlem Kurulu'nun da özgürlüğü engelleyen kararlarından vazgeçmesini talep ediyoruz. Alfabenin kullanılan tüm harflerini tüketerek inşa edilen hücre tipi hapishanelerde gerçekleşen hak ihlallerini başından bu yana kamuoyuna duyurmaya, hak ihlaline maruz kalan mahpusların bazen sesi, soluğu, bazen de haykırışları olmaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere tecrit koşullarının politik mahpusların yanı sıra tüm mahpuslara giderek daha ağır biçimde uygulanmasıyla zaten kırıntı halinde olan haklarına yönelik ihlaller, idari ve gözlem kurullarının keyfi tutumuyla katlanmış mahpusların umut etme haklarının da ihlaline varmıştır. Fatma Tokmak kalp, astım ve hipertansiyon hastası olup bu tabloya eklenen ve sık sık yaşadığı baygınlıklar nedeniyle hapishane koşullarında yaşamını sürdüremeyecek durumda olmasına rağmen infaz erteleme talepleri kabul edilmemekte, sağlık ve yaşam hakkı tehlikeye atılmaktadır. 2006 yılında var olan hastalıkları ile hapishanede kalamayacağı gerekçesiyle serbest bırakılan Tokmak, cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine ve henüz tedavisi devam ederken 2010 yılında yeniden tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ne konulmuştur. Tutuklanmasının ardından sağlık sorunları daha da ağırlaşan Tokmak için yapılan başvuru üzerine Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından 23 Temmuz 2014'te hazırlanan raporda bu hastalıkları ile hapishanede tutulmasının yaşamına risk oluşturduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi gerektiği tespitinde bulunulmuş. Ancak adli tutuklu aksi yönde verdiği raporuyla Tokmak'ın tahliyesini engellemiştir. Covid-19 sürecinde tedavi kontrolleri daha da aksatılan Fatma Tokmak'ın durumu her geçen gün daha da kötüye gitmiştir. Son süreçte hastalıkları daha da ilerlemiş, ağrıları artmış, göğsünde ve kollarında morarmalar, şişlikler ortaya çıkmış, sık sık baygınlık yaşamaya başlamıştır. Ceza aldığı yargılama sırasındaki hukuksuzluklara dair yapılan başvuru üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ihlal kararı verilmesine rağmen
yeniden yargılama talebi kabul edilmeyen ve tahliyesi engellenerek hukuka aykırı olarak özgürlüğünden mahkum bırakılan Fatma Tokmak, hastalıkları nedeniyle hapishanede yaşamını sürdüremeyecek durumda olmasına rağmen serbest bırakılmayarak yaşam hakkı tehlikeye atılmaktan maruz bırakıldığı hukuksuzluk derinleştirilmektedir. Asla mahpuslar serbest bırakılsın. Fatma Tokmak serbest bırakılsın. Tecrit öldürüp dayanışma yaşattı. Hatice Onaran hapisteki desteğe ihtiyacı olan birkaç mahpusa insani bir duyarlılıkla ve 450 TL gibi cüzi miktarda bir parayı hapishane idaresi hesabına yatırmak yoluyla destekte olduğu iddiasıyla açılan davada verilen hapis cezası kesinleştiği için tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi'ne konuldu. Onaran'da ileri derecede skolyoz, yani omurgada eğrilik bulunmaktadır. Bu durumu ve ayrıca kolon kanseri hastası olmasından da kaynaklı olarak %79 engelli raporu bulunmaktadır. 16 Ekim'de periyodik kontrol ve muayene randevusu bulunan ve 3 ayrı vücut bölgesinde tomografi çektirmesi ve detaylı biyokimyasal analiz yapılması gereken Hatice Onaran'ın hapishane koşullarında bu randevusuna götürülüp götürülmeyeceği dahi halen netleşmemiştir. Hatice Onaran'ın hastalıklarının tedavi ve takibinin yanı sıra özel beslenme ve hijyenik bir ortamda yaşama ihtiyacı bulunmaktadır. Bu koşulların hapishanede sağlanamayacağı açıktır. Hapishanenin olumsuz koşulları ve kontroller ile tedavilerde yaşanacak olan aksaklıklar, kanser hastalığının nüksetmesi, yayılması ihtimalini de güçlendirmektedir. İnsan hakları savunucusu olan Hatice Onaran'ın hapishanede tutulması kabul edilemez.